Bu video daha geniş fonksiyonlar ve geliştirilmiş grafik arayüzüne sahip her şirketin çoğaltma diyaloğunu sunmaktadır. Yeni çoğaltma özellikleri ve fonksiyonları sunmak için standart sandalye kütüphane elemanını kullanalım. Bu sandalyeyi kat planına yerleştirip seçelim. Seçili sandalye objesini sağ tuşla tıklayarak çoğalt komutuna erişebiliriz. Lütfen Ctrl veya Command artı U klavye kısa yollarını da çoğaltma işlemini başlatmak için kullanabileceğinizi unutmayın. Dört temel çoğaltma seçeneği hala diyaloğun üstünde ekrana getirilmektedirler. Lütfen unutmayın, önceki versiyonlardaki seçenek tuşları yeni grafik seçenek tuşları ile yenilenmiştir. Bu durum seçim işlemlerini kolaylaştırmaktadır. Tamamen yeni Increment and Spread grafik giriş yöntemlerinde bulabilirsiniz. Bu önceki versiyonlardaki increment ve spread seçeneklerinin bir kombinasyonudur. Kopyalar arasındaki mesafe hem sayısal hem de grafiksel olarak belirtilebilir. Drag, increment and spread seçeneklerini seçelim. Referans noktası eklemek istediğiniz noktayı tıklayın. Sandalyenin orta noktasına tıklayabilirsiniz. Takipçi mesafesini ayarlamak için tab tuşuna basın ve örneğin 1000 mm girin. Bu kopyalar arasındaki mesafeyi tanımlar. İstediğiniz açıyı girin veya doğrultuyu sabitlemek için Shift tuşunu kullanın. Ve ardından kopya sayısını belirleyin. Bir başka sandalye yerleştirelim. Seçin ve çoğalt komutunu yeniden aktive edin. Increment ve Spread input yöntemleri değişmemiştir. Increment kullanarak aralığı sabit kopyalarla grafik olarak ayarlayabilirsiniz. Spread'i seçerek kopyaları grafiksel olarak sabit aralıkla çoğaltabilirsiniz. Önceki Distribute ve Distribute minus 1 yöntemleri konsolide edilmişlerdir. Eğer Distribute seçeneğini seçerseniz, bir minus 1 onay kutusu altında ekrana getirilir. Bunu kopyaların dağıtım mesafelerini sona bir aralık eklemek için kullanın. Üstteki döndür seçeneğini seçin. Diyaloğun sağ alt tarafında 3 farklı kopya döndürme seçeneği bulabilirsiniz. Çoğaltma sırasında elemanın dönmemesi için None'ı tıklayın. Rotation to Path seçeneğini seçerek kopyalanan objelerin tanımlı yola göre dönmelerini sağlarsınız. Elemanları rastlantısal olarak yerleştirmek için Randomize seçeneğini kullanın. Bu seçenek objeleri kendi tutma noktaları ve çoğaltmada tanımlanan referans noktasına göre çevirir. Bu örneğin daha organik bir görünüm elde etmek için peyzaj unsurlarını yerleştirirken kullanışlı olabilir. Bu döndürme seçeneklerinin Elevate ve Matrix seçenekleriyle kullanılmadığını unutmayın. Döndürme seçeneğini ve Spread metodunu 30 derece Spacing ve Randomize'ı tercih edin. Bir döndürme merkezi girin. Yay ve döndürme referans noktası vermek için sandalyenin ortasını tıklayın. Ve ardından yayı tanımlayın. Sandalyeler çevreye farklı açılarla yerleştirilirler. Bir dizi duvar çizelim. Ve bir sandalye yerleştirelim. Sandalyeyi seçin ve çoğaltma komutunu başlatın. Drag Multiply seçeneğini Increment and Spread metodu ile seçin. Giriş onay kutusu öncesi Pick Path'i işaretleyin. Bu yeni fonksiyon kopyaların yolunu tanımlamak için ilk önce bir zinciri tıklamanıza olanak tanır. Elemanları yol boyunca dağıtma çokgenleri, çoklu çizgileri, duvarlar, kirişler gibi zincir elemanları ve eğri çizgileri desteklemektedir. Kapalı bir şeklin üzerinde Space tuşunu basılı tutarsanız çevre sınırları otomatik olarak bulunur.
Not, bu seçenek sadece kaydır komutu için geçerlidir. Döndürmeyi seçtiğinizde onay kutusunun ismi Pick Arc Before Input olarak değişir. Elevate ve Matrix için bu seçenek kullanılamaz. Şimdilik Rotate to Path seçeneğini seçelim. Fareyi zincir duvarların üzerinde gezdirin. Her iki kenar ve referans çizgileri işaretlendiğinden seçilebilir yolları gözlemleyin. Örneğin referans çizgisini tıklayın. Sandalyenin ortasını tıklayıp imleci hareket ettirerek kaydırma ve döndürme referans noktasını belirleyin. Eşleyenler arasındaki mesafeyi grafik olarak tanımlamak için bir kere tıklayın. Tracker'ı aktif hale getirmek için tab'e basın ve aralık için 1000 mm girin. Tracker ile veya grafiksel olarak kopya sayısını da ekleyebilirsiniz. Mesafeyi güncellemek için tracker'ın dışına tıklayın ve kopyaları tamamlamak için tıklayın. Sandalyeler tanımlanan yol ve değerlere göre çoğaltılarak döndürülürler. R şirketin gelişmiş çoğaltma komutu yeni ve inovatif fonksiyonlar sunar. Elemanların kopyalarının bir yol boyunca dağıtılması ve hizalanmasına yardımcı olabilir. Elemanların kopyalarının oluşturulması sırasında farklı döndürme açıları da belirlenebilir.